Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yineleme formülüyle yapabileceğiniz farklı grafik türlerini nasıl hazırlayabileceğinizi öğretmeye çalışacağım. Şimdi benim örnek çalışma olarak yaptığım farklı grafik çeşitlerini inceleyelim. Bunun için her zamanki formüllere geliyorum ve şimdi hesapla diyorum. Burada gördüğünüz gibi farklı şekillerle sembolize edilmiş grafik türleri var. Şimdi diğer grafiğimize bakalım. Yine aynı şekilde farklı sembollerle ifade edilmiş grafik türleri bunlar. Diğerine bakalım. Ve son grafiğimize bakalım. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Bunun için şurayı alıyorum. Kopyalıyorum. Şuraya bir sayfa ekliyorum. Özel yapıştır değerleri diyorum. Sadece verileri alacağız bu şekilde. Şimdi şuraya geliyorum. Shift eşittir diyorum. Yinele formülü. Shift tırnak. Küçük harflerle G diyorum. Shift tırnak. Noktalı virgül. Şuradaki değeri seçiyorum. Parantezi kapatıyorum. Enter. Aşağı doğru çektiriyorum. Burası bu şekilde seçiliyken şuraya geliyorum. Ve buradan WebLinks'i seçeceğim. Şunu. Ve şuraya gidiyorum. Shift eşittir. Rastgele arada 1'den 100'e kadar parantezi kapat. Enter. Aşağı doğru çektiriyorum. Bunları kırmızı renk yapacağım şu şekilde. Şimdi peki büyük harf yaparsam ne olur? Ona bakalım. Şunu büyük harf yapalım. Gördüğünüz gibi farklı bir sembol çıktı ortaya. Tekrar geri alıyorum. Tekrar geri alıyorum. Şurada 5'inciden sonra şuraya geliyorum. Şuradaki G'yi küçük C yapacağım. Ve bu sefer bunu aşağı çektireceğim. Peki bunu büyükçe yaparsam ne olur? Bir bakalım. Yine farklı bir sembol geldi. Tekrar ben geri alıyorum. Yine 5 tane seçeceğim şu şekilde. Bu sefer şuraya geleceğim. Şuradaki küçük C'yi bu sefer nokta diyorum. Enter. Ve aşağı doğru çektiriyorum. Yine 5 tane seçiyorum. Şurayı silerek küçük L yapacağım. Önce bir büyük L'yi görelim. Daha sonra burayı küçük L yapalım. Yine 5 tane seçiyorum. Bu sefer de şurasını küçük N yapacağım. Bir de büyük N'ye bakalım. Geri alıyorum. Formüller. Şimdi hesapla. Şimdi şunları tekrar kopyalayacağım. Ve yeni bir sayfa ekleyeceğim. Özel yapıştır. Değerleri diyorum. Burada simge işaretlerinden faydalanacağız. Bu yüzden ekleye geliyorum ve şuradan simgelere tıklıyorum. Şuraya geliyorum. Ve buradan da WebLinks'i seçeceğim. Buradan ilk olarak şu adam alıyorum. Ekle diyorum. Tabi eklemem gereken yer boşluk olması lazım. Burası değil. Şunu kapatalım. İptal edelim. Şuraya seçelim. Ve tekrar şuradan adamı seçeyim. Kapatıyorum. Yan tarafına yine simgelerden şunu seçeceğim. Ekle diyorum. Kapatıyorum. Şuraya da siz istediğinizi seçebilirsiniz. Bu sefer de şunu seçelim. Kapat diyelim. Shift eşittir diyorum. Yine de shift tırnak. Şimdilik herhangi bir harf ekleyelim.
çift tırnak, noktalı virgül, şurası, parantezi kapatıyorum, enter. Şuradan şunu kopyalayacağım şimdi. Ctrl C, enter. Şurada S'nin yerine bunu koyacağım. Burayı Weblinks olarak seçmem gerekiyor görünmesi için. Şu şekilde. Aşağı doğru çektiriyorum. Bu geldi. Şimdi şuraya giriyorum. Shift eşittir. Yine rastgele arada 1'den 100'e kadar aşağı doğru çektiriyorum. Şimdi şöyle yapalım. Yine bir grup seçelim şöyle. Şuradan şunu kopyalıyorum bu sefer. Ctrl C. Şuradan itibaren de şunu silip bunu yapıştırıyorum. Enter. Şunun rengini mavi yapalım. Koyu mavi ya da işte koyu mavi olsun. Bu da yeşil olsun. Bunu aşağı çektirelim. Şuradan itibaren de şunu alalım. Şurayı silelim. Ve şunu yapıştıralım. Bunun da rengini turuncu yapalım bu sefer. Formüller. Şimdi hesapla. Tekrar şurayı kopyalıyorum. Yeni bir sayfa ekliyorum. Özel yapıştır değerleri diyorum. Buradaki yeni uygulamayı göstermeden önce iki tane farklı özelliği göstermek istiyorum. Şuna geliyorum, yani bir öncekine. Şurasını Weblinks değil de Windings yaparsanız ne oluyor ona bakalım. Bakın farklı karakterler geliyor. Burada ise şöyle bir şey yapılabilir. Simgeyi kopyalamak yerine hücreyi referans olarak gösterebiliriz şu şekilde. Tabii ki parantezi silmemem gerekiyordu. Şöyle hücreyi referans olarak gösterebiliyorsunuz. Yine aynı görüntüyü alabiliyoruz bu şekilde. Şunu da yapalım. Şunu seçelim. Şunda da şunu seçelim. Tekrar buraya geliyorum. Burada şöyle bir şey yapacağız. Bunu kopyalıyorum. Şuraya özel yapıştır. Devrik dönüşüm diyorum. Değerlerini. Şurayı siliyorum. Çünkü benim ihtiyacım olan yer bu sefer şu şekilde olacak. Şuraya geliyorum. Shift eşittir. Yine L. Çift tırnak. Yine küçük L harfi. Çift tırnak. Noktalı virgül. Şurası diyorum. Parantezi kapatıyorum. Buradan bu sefer şunu seçeceğim. Şu Weblinks'i. Bunu şu şekilde büyüteceğim. Ve buradan da şuraya geliyorum. Ve şunu seçiyorum. Bu şekilde yukarı doğru yuvarlıyorum bunu. Biraz daha genişletelim. Şuradan 10 tane seçelim. Ve bunun rengini mor yapalım. Şurayı ise şuradan küçük L'yi siliyorum ve boşluk bırakıyorum. Enter. Burayı çektiriyorum şu şekilde sağ tarafa doğru. Şuraya geliyorum ve şu üstü çizili seçiyorum. Tamam diyorum. Bu şekilde bunun da rengini belirgin olsun diye şöyle koyu yapıyorum. Sağ tarafa doğru çektiriyorum bunu da. Yine 10 tane seçiyorum. Şuradan itibaren yeni bir uygulamaya geçeceğim. O da şu olacak. Şuraya geliyorum. Eksi 1 diyorum. V diyorum. Çift tırnak. Küçük L. Çift tırnak. Enter diyorum. Şurada 1 olmadı. Enter.
şöyle yapacağız. Şurayı silmem gerekiyor. Şu şekilde sağ tarafa doğru bunu da çektirelim. Şuradaki değeri de çektirelim. Şunları da eşitleyelim şöyle hepsini. Şurasını yine çekeceğiz. Şöyle yapalım. Şunu 6 tane daha ekleyelim. Tekrar şurayı düzenleyelim. Evet, bu şekilde. Şunları sağ tarafa çektirelim. Burası da yine 10 tane olsun. Şuradan itibaren yeni bir uygulamaya geçeceğiz burada. Şuradan ekleye geliyorum. Yine simgeyi kullanacağım. Normal metindeyken şunu seçeceğim. Şunu. Tabii şurada boşluğa koymam lazım bunu. Ekle diyorum. Kapat diyorum. Şuradan 10 taneyi seçeceğim yine. Şurasını şu işareti koyacağım. Şunu kopyalıyorum. Ctrl C ve şuradaki küçük D'yi siliyorum. Şuraya da gelip şuradan kalibreyi seçeceğim. Kalibre Light. Sağ tarafa doğru çektiriyorum bunu. Rengini de buradan görünecek bir renk yapalım. Bu turuncu olsun. Şu da farklı bir renk olsun. Mavi olsun. Şuraya geliyorum. Shift eşittir. Rastgele arada 1'den 100'e kadar diyorum. Sağ tarafa doğru çektiriyorum. Formüller şimdi hesapla. Burada sanırım bir problem var. Onu da şöyle çözeceğiz. Şuradaki boşluğu kaldıralım. Daha sonrasında şunu şöyle çekip sağ tarafa doğru Ctrl R ile daha sonra şuraya gelelim ve şuradaki üstü çizgili kısmını kaldıralım. Sadece nokta gelsin. Aynı şekilde bunu da öyle yapalım. Ve bunu da yine Ctrl R ile sağ tarafa şunları seçelim ve üstü çizgi kısmını kaldıralım. Şimdi oldu. Şöyle yapalım. Şunları kalın yapalım. Daha iyi görünsün. Ve de şurasını 100 yapmayalım. 30 yapalım. Daha net görebilmek için. Ctrl R formüller şimdi hesapla. Evet, şimdi daha iyi görünüyor. Tekrar bunları kopyalıyorum. Yeni bir sayfa açıyorum ve şuraya özel yapıştır değerleri diyorum. Şurasını ayarlayacağım. Şöyle sığacak şekilde, evet. Bu şekilde iyidir. Şimdi şuraya geliyorum. Shift eşittir. Yinele diyorum. Shift tırnak. Tire diyorum. 1 2 3 4. Bir tane de büyük çarpı. Noktalı virgül. Şurası bölü 5 diyorum bu sefer. Şu şekilde. Şunu şöyle yapalım. Bu böyle olmayacak. Şöyle yapalım. Kopyala. Şuraya özel yapıştır. Devir dönüşüm diyelim. Şu formülü de şuraya çekelim. Enter. Şunları da silelim. Yandan daha iyi gözükecek. Bunu aşağı doğru çektirelim. Şimdi şuraya shift eşittir. Rastgele arada 1'den 100'e kadar diyelim. Ve şuradaki değişimi görelim. Formüller şimdi hesapla. Burası şöyle çalışıyor. 5'i geçtiği zaman
4 tane çizgi 1 tane çarpı çıkıyor. 5'i geçmezse, 5'in altında kalırsa herhangi bir değer yok. 5'i ve katlarını geçtiği zaman değerler çıkıyor burada. Göreceğiniz gibi mesela 18. 3 tane çarpı 15 demek. Şurada 3 tane nokta görmemiz gerekiyor. Onu göremiyoruz şu anda. Bunu görebilecek formülü yapalım. Kopyala. Özel yapıştır değerleri diyelim. Şimdi şuraya bir şöyle bir formül uygulayacağız. Şuradaki formülü önce alayım. Şurasını sileceğim. Yani burası aynı olacak. Şuraya tabana yuvarla formülü. Bu formül şöyle çalışıyor. Şunu gösteriyorsunuz. Noktalı virgül. Anlam dediği bölünmesini istediğiniz sayı. Şöyle gösterelim. Şu şekilde tıkladığımda 28'i, şuradaki 28'i 5'e böldüğümüzde 25 çıkıyor. Kalan 3'ü göstermiyor. Tamam diyorum. Şurada parantezi kapatalım. Burada şöyle çalıştı bu. 28'i 28 tane çarpı olarak gösterdi ama istediğim benim bu değil. Her çarpıyı 5 sayıp kalanı göstersin şeklinde istiyorum. Bu yüzden formülü şöyle devam ettireceğim. Şuraya gidiyorum. V diyorum. Eğer şuradaki formülü aynen alıyorum. Küçük ise şuradaki değerden tekrar yinele formülü çift tırnak tire çift tırnak noktalı virgül şurası eksi yine bu formülü yapıştırıyorum parantezi kapatıyorum noktalı virgül boşluk parantezi kapat. İstediğim yine olmadı çünkü şuraya bölü 5'i unuttuk. Bölü 5 diyeceğim. Şimdi istediğim oldu. Her çarpı 5'i ifade ediyor şuradaki rakamlar. Tireler bir rakamı ifade ediyor. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25. Şu 3 tane de 28'i ifade ediyor. Şuraya geliyorum. Şuradaki formülü aynen uyguluyorum. Formüller şimdi hesapla. Bu video ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Verdiğim bilgilerin sizlere faydalı olacağına inanıyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız halinde bundan sonrasında yayınlayacağım faydalı paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Beni takip edip çalışmalarımı izlediğiniz için teşekkürler.